Bugün Çalışkan Yayınları'nın üçüncü denemesini çözeceğiz. Türkçe sorularıyla başlayalım bakalım arkadaşlar. Birinci sorumuz bir anlam sorusu. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde seçmek kökünden türetilen sözcük nitelik olarak daha üst seviyede olan anlamında kullanılmıştır? Arkadaşlar nitelik olarak daha üst seviyede olmak demek seçkin olmak demek. Hangi seçeneğimizde var bakalım hemen. O da bizi direkt C seçeneğine götürüyor. Toplantıya seçkin iş adamları ve eşleri de davet edildi dediğimizde cevabımız C'dir. Hemen 2'ye bakalım. Doymak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde açgözlülük anlamı taşıyan bir ifadenin içinde kullanılmıştır? Şimdi A seçeneğinden başlayalım. Yağan yağmurlarla beraber ağaçlar suya doymuştur. Burada su kapasitesini tamamen doldurmaktan bahsediyor. Yeteri kadar su almaktan bahsediyor. A seçeneği gitti. Açgözlülükle hiçbir şekilde alakası yok. B'ye bakıyoruz. Ramazan ayında bu çadırlarda her gün yüzlerce insan doyuyor. Burada karın doymasından bahsediyor. B seçeneği de gitti. C'ye bakıyoruz. Doğduğun değil, doyduğun yerdir asıl memleket derken geçimini sağladığın, hayatını idame ettirdiğin yer demek istiyor doyduğun yer derken. C de gitti. Ama D seçeneğine baktığımızda çocuk doymak nedir bilmiyor, gördüğü her oyuncağı istiyordu derken doymak nedir bilmemek orada açgözlülüğü temsil ediyor. Cevabımız D seçeneğidir. Hemen 3'e geçiyorum. Yine anlam sorusu. Yazar olmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Hele roman yazmak çok daha zordur. Planlı bir çaba gerektirir. Kurguyu en başta kafanızda yapmanız gerekir. Ardından bir sinopsis hazırlayarak yazacağınız romanın başını sonunu en başta belirlemeniz gerekir. Aksi halde yazdığınız şey karma karışık olaylar dizisi olur. Şimdi yukarıdakilerden hangisi yoktur diye söylüyor. Yukarıda olmayan bir seçenek bulalım. Yazılacak roman akışının öncelikle zihinde belirlenmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar burada kurgudan bahsediyor. Bakın kurguyu en başta kafanızda yapmanız gerekir derken bir kere A seçeneği gitti. C'ye bakalım. Hazırlanan kurgu kağıda dökülerek her şeyin açık olması sağlanır. Evet orada kağıttan da bahsediyor. Kağıda yazmadığınız takdirde diyor karma karışık olacaktır diyor. C de gitti. D'ye baktığımızda roman yazılmadan önce nasıl başlayacağı ve biteceği belirlenmelidir. Evet bakın şurada sinopsis diye başlayan bölümde bundan bahsediyor. Bir sinopsis hazırlayarak yazacağınız romanın başını sonunu en başta belirlemeniz gerekir. Ama arkadaşlar hiçbir şekilde karakterlerden bahsetmiyor. Cevabımız B seçeneği. Dörde bakıyorum. Bize bir metin vermiş, bir olay yazısı vermiş. İçinde hangi unsurlardan hangisi yoktur diye soruyor. Metni okuduğumuzda bir kere kız olduğunu görüyoruz. Burada karakter var. Yer olduğunu görüyoruz. Sahil kenarında gitti. Bir olay var arkadaşlar. Kız meraklı şekilde fotoğraf makinesine bakıyor. Ama zamandan bahsetmiyor. Cevabımız A seçeneği. Beşinci soruya bakıyorum. Yukarıdaki metinde muhabbet kuşu besleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Evcil hayvan beslemek meşakkatli bir iştir. Öyle yemini suyunu vereyim de yaşar gider gibi basit bir düşünceyle hayvan beslenmez. Özellikle muhabbet kuşları ilgi budalasıdır. Yavru haldeyken almanız ve kendinize alıştırmanız gerekir. Size alışması biraz zaman alır. Sık sık onunla ilgilenmelisiniz. Aksi takdirde size küser ve bir süre sonra yalnızlıktan ölebilir. Ancak onunla ilgilenirseniz sizi gördüğünde yanınızdan ayrılmadığını göreceksiniz. Yukarıdaki metinde hangisine değinilmemiştir diye soruyor. A. Muhabbet kuşlarının ne zaman alınıp beslenmesi gerektiği. Evet bundan bahsediyor. Küçükken yavru haldeyken diyor. B'ye bakıyoruz. Muhabbet kuşlarına ilgisiz davranıldığında ne tür sonuçlarla karşılaşılacağından bahsediyor. Hatta onu kaybedebilirsiniz bile, ölebilir bile diyor. Sahibine alışması için onlara nasıl davranılması gerektiğinden de bahsediyor. Ama arkadaşlar ne tür yemlerle beslememiz gerektiğinden bahsetmiyor. Hemen 6'ya bakıyoruz. 6'da gizli öğrenmeden bahsetmiş. Önce onun açıklamasını yapmış. Bir okuyalım. Reklam filmlerini özellikle izlemediğiniz halde yolda yürürken reklam müziklerini mırıldandığımız olmuştur. Bu durumun sebebi aslında açıktır.
Her ne kadar reklamlara odaklanmasak da beynimiz arka planda her şeyi algılar. Birkaç kez dinledikten sonra bilinçsiz bir şekilde reklamları öğrenmiş oluruz. Buna gizli öğrenme denir. Arkadaşlar baktığınızda siz istemeseniz de çevrenizde olan şeyleri bir şekilde bilinçaltınızda öğrenmiş oluyorsunuz. Bundan bahsediyor. İstemediğiniz halde oluyor. Bu yüzden zaten adı gizli öğrenme. Siz farkında değilsiniz. A seçeneğine bakalım. 23 Nisan töreninde şiir okuyacak kardeşinin sürekli evde sesli olarak şiirine çalışması sonucunda A beyninde şiiri ezberlemesi. Evet, bu bir gizli öğrenmedir. B şıkkına bakıyoruz. Tiyatroda rollerine çalışan kişilerin bir süre sonra ekipteki her oyuncunun rolünü ezbere bilmesi. Evet, bu da bir gizli öğrenme. Bilinçsiz şekilde öğreniliyor. D'ye bakalım. Bir kişinin her gün otobüs beklediği durakta asılı ilandaki telefon numarasını ezberlemesi. Evet, bu da gizli bir öğrenme. Her gün aynı durakta beklediğin için ister istemez bir saatten sonra ezberlemiş oluyorsun. Ama C'ye baktığınızda bir kimsenin daha önceden izlediği bir filmde sevdiği sahnelerin repliklerini söylemesi. Arkadaşlar zaten özellikle filmi izlemiş, bir de sevdiği repliği söylüyor. Burada gizli öğrenme yoktur, bilinçli bir öğrenme vardır. Hemen 7'ye bakıyoruz. Yukarıdaki metinde yazarın yapımcılara verdiği öneri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar metni okuduğunuzda metnin sonundaki şu bölümden anlıyorsunuz. Bakın. Bu yüzden gerçek bir uyarlama yapılmak isteniyorsa eserin yazarı ile işbirliği yapılmalıdır. Olay şöyle, kitaptan ve sinema filminden bahsediyor. Bir kitap sinema filmine dönüştürüldüğünde diyor, o kadar çok bölümü kesilmiş oluyor ki diyor, bu yazan kişiye bir hakaret gibi oluyor diyor. İşte bu yüzden de diyor, gerçek bir uyarlama yapılacaksa diyor, kesinlikle yazarla işbirliği içinde yapılmalı. Kendi kafamıza göre hareket etmemeliyiz diyor. Bu da seni neye götürür? Hemen bakalım. Hemen. Çekilirken, evet, direkt cevabımız D seçeneği. Film çekilirken romanın yazarıyla ortak hareket edilmelidir. Zaten bu yüzden sonrasını okuduğunuzda cevabın bu olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen 8'e bakıyorum. Neden bahsediyor? Burada bir metnimiz var ve 4 soru bu metne göre arkadaşlar. Önce metnimizi bir okuyalım bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaların sonucunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezite sorununun giderek arttığı belirtildi. Özellikle aile bireylerinin uzun çalışma saatleri nedeniyle yemek yapmaya ayıracak zamanlarının olmaması neticesinde pratik çözümler sunan hazır gıdalara yönelmesi, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme sonucunda toplam nüfusun giderek şişmanladığı, önlem alınmadığı takdirde ileride ciddi sağlık sorunları yaşayacağı belirtildi. Durumun farkında olan bazı ülkelerde obezite ile savaş konusunda medya kuruluşları vasıtasıyla eğitici programlar yapılmaya başlandığı ve halkın bilinçlendirmeye çalışıldığı görülür. Ülkemizde ise televizyonlardaki kamu spotları vasıtasıyla bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda eğitim gören öğrencilerin eğitim öğretim dışında fiziki özelliklerinin de takip edilmesi için çalışmalar başlattı. Yaşına uygun kilo ve boyda olmayan öğrenciler ve aileleri bilgilendirilerek sağlıklı nesiller yetiştirilmeye çalışılıyor. Baktığımızda buna en uygun başlık nedir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplum ve obeziteden bahsediyor. Obezite sorunundan bahsediyor. Cevabımız A seçeneği. Diğerine bakalım. Yukarıdaki metinden çıkarılacak bir sonuç değildir. Obezite dünyada giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu. Evet, bundan bahsediyor. Obezitenin nedenlerini ortaya koyuyor. Evet, yukarıda çizmiştim zaten. Hareketsiz yaşam, pratik çözümler, hazır gıdalar. Birçok ülke obezite konusunda işbirliği içinde. Hayır arkadaşlar, bireysel bir çalışmadan bahsediyor ama birçok ülkenin işbirliği içinde olduğundan bahsetmiyor. D seçeneğine baktığımızda önleme konusunda farkındaysanız belli başlı önlemler alınmış. D de değil. Cevabımız C seçeneği. Ona bakalım. Yukarıda bunu da çizmiştim. Obezitenin yaygınlaşmasının sebebi neydi? Göstermiştik. Bireylerin pratik olduğu için hazır gıdalara yönelmesi ve beslenmeye, dengeli beslenmeye özen göstermemesi. Cevabımız B seçeneği. Hemen bir de 11'e bakıyoruz. Metnin anlatımı ile ilgili ne söylenebilir? Arkadaşlar yukarıdaki metni okuduğunuzda bunun açıklayıcı bir anlatım biçimiyle
kullanıldığını görebiliyorsunuz. Açıklayıcı anlatım biçimi neydi? Amaç bir konuda bilgi vermekti, eğitmekti. O da seni D'ye götürür. Bir kere öznel ifade yok. Sayısal veri yok. Öyküleyici anlatım biçimi değil, bu bir olay yok. Açıklayıcı bilgi veriyor çünkü. Cevabımız D seçeneği. Hemen 12'ye bakıyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde zaman unsuru belirgin değildir? Bize zaman unsuru belirgin değildir diye soruyor. A seçeneğine bakıyorum. İlkbaharın tatlı rüzgarı derken burada zaman var. Devam ediyorum. Geceye doğru zaman var. Devam. Akşamın alacakaranlığı zaman var. Ama B şıkkında hiçbir şekilde zaman yok. 13'e bakıyoruz. Bu soru tarzı arkadaşlar önemli bir soru tarzı. İki cümleyi fiilimsi kullanarak birleştirip tek cümle oluşturuyoruz. Ama bunu yaparken neye dikkat ediyoruz? Hiçbir şekilde eksik kelime grubumuz ya da fazla kelime grubumuz olmaması gerekiyor. Anlamı tamamen vermesi gerekiyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda önce bir okuyalım. Dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Profesör Doktor Fuat Sezgin 24 Ekim 1924'te Bitlis'te doğmuştur. İslam, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almıştır. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım A seçeneği. İslam, bilim ve teknoloji tarihi alanından yaptığı çalışmalarla 24 Ekim 1924'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülünü alan. Hayır arkadaşlar, 24 Ekim 1924'te doğmuş, sanat ödülünü almamış. A seçeneği gitti bir kere. B seçeneğine bakıyorum. İslam, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla, evet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülünü alan dünyaca ünlü tarihçimiz, bilim tarihçimiz, bakın sadece bilim tarihçimiz Fuat Sezgin, Bitlis'te 24 Ekim 1924'te doğmuştur. Bakalım burada nerede sıkıntı var? Burada bir sıkıntı göremedim şu an için. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Sanat Ödülünü bilim ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla alan İslam tarihçimiz Profesör Fuat Sezgin Bitlis'te 24 Ekim 1924'te doğmuştur. Baktık, bilim teknoloji alanında demiyor. Arkadaşlar bakın burada da şu bölüm eksik. İslam bilim teknoloji tarihi alanında demediği için C de gitmiş oldu. Bir de D'ye bakalım. İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü gibi birçok ödül alan. Bakın birçok ödül alan diye bir bölüm yok arkadaşlar burada. Birçok aldığını söylemiyor. O ödülü aldığını söylüyor. Bu da gitti. Cevabımız B seçeneği. 14'e bakıyoruz. Hangisinde noktalama işareti yanlışlığı yapılmıştır diye soruyor. Arkadaşlar bu çok kolay bir soru. Cevabımız A. Şu üç şeyi kullanırken dikkatli olmalısın. Açıklama yapıyorsun, örnek vereceksin. Açıklayacaksın onu. İki nokta üst üste koymuşsun. Sıkıntı yok buraya kadar. Un, şeker, tuz. Bakın üç nokta koyamayız. Çünkü üç şeyi demiş. Üç nokta koyarsak devamı var niteliğinde olur. Eğer birkaç şey deseydi o zaman üç nokta koyabilirdik. Ama burada üç şey derken kesinlikle nokta koyamayız. Bakın B'de soru var. O yüzden soru işaretini koymuş. C'de bir ünlem var. Ünlem işareti. D'ye baktığınızda sıfat tamlaması var arkadaşlar. Birden çok sıfat var. Eş görevli sözcükler arasına virgül koyulmuş. D de doğru. Cevabımız A. Şimdi 15'e bakalım. Hangisinin açıklamasıyla uyuyor? Yukarıdaki açıklama hangi atasözüyle uyuyor? Bunu soruyor bize. Çıkarcı insanlar çıkarları bittiğinde sizinle olan ilişkisini bitirir. Bu seni direkt D'ye götürür zaten. Abdalın dostluğu köyü görünceye kadardır. Yani amacına ulaşana kadardır. Amacına ulaştığında seninle dostluğunu bitirir. Hemen bakıyoruz. 16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişisel görüşlere yer verilmiştir? Kişisel görüş dediğimizde kesinlikle öznellik arıyoruz. Hemen bakıyoruz. A seçeneğinde bir öznellik yok. B seçeneğinde bir öznellik yok. Ama C seçeneğinde öznellik var arkadaşlar. Muhteşem anlatım tekniği diyor çünkü. C'yi kabul ediyoruz.
D'de de hiçbir şekilde yok. 17'ye bakıyorum. Hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğine bakalım. Yapılmamıştır, pardon. A seçeneğinde arkadaşlar yükleme eksik almış. Yüklemi tamamı olarak alması gerekiyordu. A seçeneği gitti. C seçeneğinde işçilerin çalışma saatlerinde yapılan düzenleme demesi gerekiyordu. Bakın burada belirtili isim tamlaması var. Gitti. D'de her yanda açan bahar çiçekleri. Burada bir sıfat tamlaması var, ayıramazsınız. An, en olunca zaten dikkat etmemiz gerekiyordu. Sıfat tamlaması olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Yayıyordu. Yayan ne? Her yanda açan bahar çiçekleri. Peki bahar çiçekleri ne yayıyordu? Mis gibi kokular yayıyordu. Burada da sıkıntı şu bölümde. Cevabımız B seçeneği. İmza attı yüklem. İmza atan ne? Yeni projeleri destekleyen firma neye imza atmış? Birçok yeniliğe. 18'e bakıyorum. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen bakalım. Milli haltercimiz Nurcan Taylan bugüne kadar olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan tek kadın sporcumuzdur. 2004 yılında Atina'da düzenlenen yaz olimpiyatları oyunlarında halterde altın madalya kazandı. Hangisi söylenemez diyor. Virgül ara sözü belirtmek için kullanılmıştır. Arkadaşlar şurada virgül kullanılmış ama bu aradaki ara söz değil. Bu aradaki ara cümledir. Ara söz ile ara cümle arasındaki fark neydi? Ara sözde kelime grubu kullanılıyordu. Ara cümlede yüklem olması gerekiyordu. Cümle olabilmesi için. Cevabımız A seçeneği. D'danın yazımı ile ilgili evet bakın şurada yanlışlık yapılmış. Halterde altın madalya kazandı dediğimizde bu bağlaç değil haleki'dir. O yüzden bitişik yazılır. Etken bir fiil kullanılmıştır. Etken gerçek öznesi olan demekti. Kazanan kim? Milli haltercimiz Nurcan Taylan. Evet etken bu da. Birden çok fiilimsi vardır. Evet kazanan derken ve düzenlenen derken birden çok fiilimsimiz var. Cevap A seçeneği. 19'a bakıyorum. 19'da bir metin vermiş. Metni uzun uzadıya okumayacağım arkadaşlar. Metinde şundan bahsediyor. Üst kademelerde olan müdür gibi insanlar diyor genellikle yüksek pozisyonlarda diyor siyahı tercih eder diyor. Onun dışında cesur ve iddialı görünmek istiyorsanız kırmızıyı tercih etmelisiniz ve genellikle kırmızıyı tercih eden satış pazarlamada çalışanlar oluyormuş. Başka bakalım şöyle. Yer almaz. Öte yandan. Arkadaşlar bunlar bile yeterli aslında bizim için. Bakalım. Bir kere müdürün kesinlikle siyah olması gerekiyor. Gitti. Gitti. Ya C ya da A olacak. Satış pazarlama diyor bize. Satış. Satış temsilcisi olması gerekiyor. Kırmızı zaten yeşil değildi. Kırmızıydı. Cevabımız A seçeneği. 20. soruya bakıyorum. Buna göre teknisyenin kazan kapağını açabilmek için önce hangi tuşa basmış olması gerekiyor? Bakalım. Bir fabrikada bulunan demir eritme kazanının üzerinde 3 farklı renkte tuş bulunmaktadır. Kazanın çalışabilmesi için 2 kez kırmızı, ardından 3 kez mavi, son olarak da 5 kez sarı tuşa basılması gerekmektedir. Tuşlara belirtilen sayıda basıldığında bilgisayar ekranında o renkte ışık yanmaktadır. Ancak teknisyen tuşların renklerini hatalı bastığı için bağladığı için iş yerinde karışıklık yaşanmaktadır. Arkadaşlar kırmızı yerine maviyi bağlamış. Yani kırmızıya bastığında mavi ışık yanıyor. Maviye bastığında sarı ışık yanıyor. Sarıya bastığında ise kırmızı ışık yanıyormuş. Şimdi ekranda bilgisayarı açtığında ekranda mavi rengin yandığını görmüş. Mavi rengin yanması için o zaman neye basması gerekiyor? Kırmızıya basması gerekiyor. Benim cevabım o yüzden B seçeneği. Bu denemeyi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar.